Bildiğiniz gibi Karşıyaka tarihinde şu ana kadar herhangi bir partinin ya da adayın almış olduğu en yüksek oyla Karşıyaka halkının çok onur verici teveccühleriyle bu göreve seçildim. Ve 8 Nisan itibariyle görevi teslim oldum. 8 Nisan'dan sonra dün itibariyle tam 100 gün dolmuş oldu. Bugün 101. günümüz. Dolayısıyla tam zamanında yapıyoruz bu ilgilendirmeyi. Çünkü seçim tarihini baz alanlar var ama ben 8 Nisan'da teslim aldım görevi. Bugün itibaren başladım. Bunun için tekrar Karşıyaka halkına çok yürekten gösterdikleri bu teveccüh ve destek için teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Bu Karşıyaka gibi bence Türkiye'nin en aydın, en çağdaş, en özel, en güzel kentine belediye başkanlığı yapma görevini vermiş olmaları hayatımda yaşadığım en büyük onur. Yani işin gerçeği bu. Ben meslek hayatı oldukça başarılı geçmiş bir insanım. Kendime ait onur duyduğum bir kariyerim var. Ama İnsanın kendi ülkesine karşı bu tür görevlerin sorumluluğunu insanların takdir etmiş olması, ona teslim etmiş olması bence insan yaşamında yaşayabileceği en büyük onurlardan birisi. Bu onuru devamlı hissederek, onun sorumluluğunu hissederek her günüm, her saatim, her dakikam geçiyor. Bunu ifade etmek isterim. Diğer bir söylemek istediğim şey, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Karşıyaka örgütüyle ilgili ve belediye meclis üyesi arkadaşlarımla ilgili. Ayrıca Karşıyaka Belediyesi'nin kurumsal yapısıyla ilgili. Karşıyaka Belediyesi kurulduğu günden itibaren bugüne kadar oldukça değerli başkanlarla ama onları aynı zamanda gerçekten çok iyi besleyen, çok doğru yönlendiren bir bürokrasi ekibiyle çok güçlü bir kurumsal yapı. 2002 yılından beri siyasi olarak sıkıntı yaşadığını düşündüğümüz ülkemizde Karşıyaka'da yaşanan cumhuriyetçi, Atatürkçü, laik, çağdaş yaşam şekli ve bu yaşam şeklinin burada vücut bulması bence bu ülkede bir şeylerin daha ileri boyuta taşınmasına önemli bir direnç sağlamıştır, engel olmuştur. Çünkü çok muhafazakar insanların bile Karşıyaka'ya geldikleri zaman ya aslında bizim özlediğimiz kent, bizim özlediğimiz yaşam böyle bir yer. Yani kimsenin kimseyi rahatsız etmediği, kimsenin kimsenin inancına, kökenine müdahale etmediği, kadın hakları açısından, çevre duyarlılığı açısından her şeyin çok üst düzeyde yaşandığı bir kent olması ve bu yönüyle özlediğimiz, hayal ettiğimiz çağdaş cumhuriyeti burada örneklemesi açısından Karşıyaka çok önemli bir kent. Ve bu kentte Cumhuriyet Halk Partisi'nin savunduğu ilkelerin gerçekleşiyor olması, halkla bütünleşmiş olması yine Türkiye'de ilerletilmeye çalışılan muhafazakarlık, batıdan uzaklaşma, belki laiklikten ödün verme gibi siyasi çabalara karşı önemli bir direnç oluşturuyor diye düşünüyorum. Karşıyaka bu anlamda Türkiye'de çok önemli bir yere sahip. Cumhuriyet Halk Partisi'nin burada yerel yönetimi kendinden beklendiği şekilde yürütmesi yine çok önemli bir misyon diye düşünüyorum. Dolayısıyla hem Karşıyaka Belediyesi'nin kurumsal yapısı çok güçlü, kendiliğinden güçlü. Çünkü Karşıyaka'nın entelektüel birikimi, bürokrasi birikimi yüksek olan bir popülasyonu var. İster istemez bu popülasyonun yansıması belediyede de kurum olarak gerçekleşiyor ve
belediyede çalışan arkadaşlarımızın pek çoğu kendilerinin de farkında olmadığı bir şey aslında belki. Türkiye'deki pek çok diğer belediyeye göre çok daha gerçekten bilgili, donanımlı ve kaliteli bürokrasi ekibi. Ve ben bu dönem beraber seçilip belediyeye teslim aldığımız belediye meclis üyesi arkadaşlarımızın da her birisinin birikiminin çok değerli olduğunu biliyorum. Onlarla beraber yönetme kararlılığı içerisindeyim. Bunları defalarca kendileriyle konuştum. Sorumluluk almak istedikleri, çalışmak istedikleri konularda her zaman öncü rol almaları, yapmak istedikleri projeyi gerçekleştirmeleri, kendi bulundukları bölgelerde siyasi önderlik yapmaları konusunda ben arkalarında olacağımı söyledim. Bu önemli bir şey. Çünkü belediye meclisi burada halkın meclisi, halkın yansıması. Öyle görüyoruz. Ne yapmak istedik? Amacımız ilk olarak neydi? Yani ilk gördüğümüz, yani en önemli gördüğümüz sorunlar nelerdi? Nasıl bir başlangıç yapmayı planlamıştık? Belediyenin biliyorsunuz ödemeleriyle ilgili sıkıntısı vardı. Yani personel maaş ödemeleri, piyasaya olan borçlarını ödemesiyle ilgili oldukça ciddi diyebileceğimiz sıkıntıları vardı. Yani mali yapısıyla ilgili bir sorun olduğunu göreve gelmeden önce duymuştuk. Göreve geldiğimizde de bunu kendimiz gözlemledik. Nedenlerini, niçinlerini bilmiyorum. Yani burada değerlendirmek istediğim şey o değil. Fakat biz teslim aldığımız zaman belediyenin bir mali disipline ihtiyacı olduğu kesindi. Ve de idari olarak da bir reorganizasyona ihtiyacı olduğu belliydi. Bunları sağlamadan önce, yani bir envanter çalışması yapmadan, gelir gider dengesi sağlamadan, ödemelerinizde artık hani aksama olmadan, ödemelerinizi yapacak bir disipline kavuşmadan ve ayrıca iyi anlaşacağınız, aynı yöne baktığınız bir ekiple bu işi yürütmeden belediyenin sorunlarını çözmeniz ve de hayalinizdeki, aklınızdaki projeleri gerçekleştirmeniz, takdir edersiniz, mümkün değil. O nedenle öncelikle mali disiplin ve öncelikle idari reorganizasyon. Bunlar aslında bizim ilk 100 günümüzün bence en önemli ve de kendi gözümde en başarılı gördüğüm hedeflerimiz ve çalışmalarımız oldu. Şimdi belki hani çok önemli gelmeyebilir insanlara ama bir kurumda çalışan insanların 2,5 yıldır maaşlarını zamanında ve eksiksiz almadığını düşünün. Zamanında ve eksiksiz almadığını düşünün. Orada ister istemez kurumsal yapıda bir tahribat oluşur. Yani çalışanın kendi kurumuna karşı olan güveni sarsılırsa oradan artık performans beklemeniz gerçekten zor. Karşıyaka Belediyesi 2,5 yıldır bütün personeline zamanında eksiksiz maaş ödemesi yapamadığı bir mali tablo içindeydi. Geçen ay ve bu ay biz bunu artık değiştirdik. İnşallah benim belediye başkanlığım süresi içerisinde de hiçbir zaman aksamadan bu devam edecek. Geçen ay ve bu ay tam gününde ve eksiksiz olarak personelin maaşları yattı. Giderlerde bir tasarruf sağlamak için müdürlerimizle birkaç defa toplantılar yaptım. Başkan yardımcılarımızla bu konuyu masaya yatırdık. Nerelerden tasarruf edebileceğimizi belirledikten sonra oralarda
oldukça sıkı tasarruf tedbirleri aldık. Ve bunları yaparken belediyenin temel hizmetlerini aksatmadan yapmayı uymamız gereken önemli bir kuraldı bu. Önemli olduğunu düşündüğüm, aldığım bir karar şu oldu. Doğrudan teminlerde biliyorsunuz yaklaşık 90 bin liraya kadar ihaleye çıkılmadan alım yapılabiliyor. Ama ben 3 bin liranın üzerindeki bütün doğrudan teminlerde başkanlık onayı şartı koydum. Şu anda bir karar almış durumdayız. Bunun hazırlığını yapıyoruz. Çok yakında başlayacağız. İhale ve doğrudan teminlerde yapılan işlemi denetleyen bir birim kuracağız. Her türlü ihale ve her türlü doğrudan teminde o birimin denetiminden geçtikten sonra o alım yapılacak. Piyasadan bizim alacağımız, yani belediyenin alacağı olan ödemelerle ilgili de Mali İşler Müdürlüğümüz yoğun bir çalışma içerisine girdi. Önemli bir ölçüde de oradan geri dönüş sağladık. Bu süre içerisinde iki tane toplu iş sözleşmesi yaptık. Ve de çalışanlarımızın oldukça lehine toplu iş sözleşmeleri oldu bunlar. Çalışanlarımız tarafından gerçekten memnuniyetle karşılandı. Bir tane toplu iş sözleşmesi de şu anda devam ediyor. Orada elimizi kolumuzu biraz bağlayan bir kanun hükmünde kararname olayı var. Ama çözmek için gerçekten çok çaba gösteriyoruz. Bu konuda çalışan ekibin başında Sayın Murat Aydın var, belediye meclisimiz. Her toplu iş sözleşmesinden önce ve sonra değerlendiriyoruz. Biz çalışanlarımızın özellikle temizlik hizmetleri, park bahçeler, fen işleri gibi bölümlerde çalışan işçilerimizin mümkün olan en üst düzeyde maaşı almaları için elimizden gelen her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. Fakat bu kanun hükmünde kararnamenin getirdiği sınırlama nedeniyle biraz yavaş ilerliyor süreç. Temkinli gidiyoruz ama eninde sonunda mutlaka bunu çözeceğiz. 220 milyon lira olan piyasaya ve bankalara belediyenin borcunun 43 milyon lirasını ödemiş durumdayız. 3 ayda. Ben bunun sağladığımız en önemli başarı olduğunu düşünüyorum. Bunun için katkı koyan bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Mümkün olduğunca hızlı bir şekilde durum değerlendirmesi yapmak ve gerekli idari reorganizasyonu yapmak zorundaydım. Gerekli gördüğüne yürekten inandığım için 26 tane müdürü değiştirmek zorunda kaldım. İki başkan yardımcısı değişti ve başkan yardımcılarımız arasında da görev değişiklikleri yaptık. Bu yeni müdür atamalarında ya da yeni başkan yardımcısı atamalarında benim önceliğim her zaman kurum içerisindeki insanlar oldu. Kurum içerisindeki çalışan, liyakate sahip arkadaşlarımızın yükselmesi ve temel olarak bu mentalite içerisinde belediyenin kurumsal yapısının düzenlenmesi bana en doğru gelen şey. Ama diğer taraftan bazı kritik noktalarda dışarıdan transferler yapmamız gerekti. Ama bunların da çok gerçekten yetkin insanlar olduğu, kendi alanlarında isim yapmış insanlar olduğu zannediyorum pek çoğumuz tarafından bilinen bir konu. Ama bundan sonraki süreçte de herhangi bir atama yaptığımızda önceliğimiz hep kendi kurumumuzun içindeki insanlar olacak. Stratejik plan, biz görevli olduğumuz süre içerisinde karşıya kadar nasıl bir vizyonla hareket edeceğimizi, neler yapacağımızı belirleyen bir plan. Yani temelde doğru olduğum şey, önümüzdeki günlerde muhtemelen karşılaşacağımız ülke olarak yüz yüze kalacağımız ciddi ekonomik kriz tablosu içerisinde asla mali bir sıkıntıya düşmeyen bir kurumsal yapı,
Dolayısıyla mümkün olduğunca borca sokmadığımız, mümkün olduğunca tedbirli gittiğimiz bir kurumsal yapı. Ama aynı zamanda yapacağı yatırımları da gerçekten ihtiyaçları karşılayacak, gerçekten insanların ihtiyacı olan, talebi olan konularda yapması yönünde. Yani bu kendi hayal dünyamızda yarattığımız şeyler üzerine bir şehir yaratmayı çabalamak değil, nerede tam olarak nasıl bir sıkıntı yaşanıyor, onun tespitini doğru yapmak ve onunla ilgili de gerçekten ihtiyaç duyulan yatırımları öncelemek. Bu çerçevede hazırlıyoruz stratejik planımızı ve hazırlarken gerçekçi hedefler koyuyoruz. En az %95 TDP tutturma, bu başarıyı göstermeyi hedefliyoruz. Hem içeride hem dışarıda bütün paydaşların görüşlerini alarak, katkılarını alarak hazırlıyoruz. Yani önemli bir konu, Karşıyaka'da kentsel dönüşüm ihtiyacı duyan bir iki mahallemiz var, bir iki bölge var. Bununla ilgili bir plan konusu. Şimdi seçimden 15 gün kadar önce Büyükşehir Belediye Meclisimiz Cumhuriyet Mahallesi'nde Örnekköy Mahallesi'nin bir kısmı ve İnönü Mahallesi'nin bir kısmını kapsayacak şekilde bir imar planı düzenlemesi yaptı. 15 gün kadar önce Büyükşehir Meclisi'nden geçti bu. Seçim çalışmaları sırasında halkın tepkisinden şunu hissetmiştim. Bu plan düzeltmeye ihtiyaç duyulan bir plan. Ve ben bunu o zaman Sayın İl Başkanımıza ilettim. Büyükşehir Belediye Meclisi'ne iletmesi için. Ama ne yazık ki dikkate alınmadı. Dikkate alınmadı ve meclisten geçti. Onaylandı. Sonra askıya çıktı. Biz göreve geldikten sonra bölge halkının yoğun bir itirazına maruz kaldı. 1092 kişi bu plana itiraz etti. Biz de kendi belediye ekibimizle yaptığımız incelemede bu itirazlarda çok büyük haklılıklar olduğunu, o planda önemli yanlışlıklar olduğunu gördük. Ayrıca belediye açısından da pek çok kaybın yaşandığını da gördük. Dolayısıyla biz de itiraz ettik. Sonra Büyükşehir'de ilgili birimle konuşarak ortak bir kararla bu planı iptal ettik. Şu anda yeni bir plan için çalışılıyor. Ocağa kadar bu bölgede yeni bir imar planı yapılacak. Sanıyorum çok daha fazla beğenilecek. Belediye açısından da, yani dolayısıyla Karşıyaka'nın genel menfaatleri açısından da çok daha iyi bir plan olacak. Bu önemli bir çalışmaydı. Halen devam ediyor. En yoğun şikayet edilen bölgelerimizden birisi Çarşı bölgesi, biliyorsunuz. Çarşı'da köklü bir revizyona ihtiyaç olduğuna hepimiz kaniyiz gibi geliyor bana. Yani eski Karşıyaka Çarşısı ile bugünkü Karşıyaka Çarşısı arasında çok ciddi bir kalite farkı var. Eskiden Karşıyaka Çarşısı'na gidip alışveriş eden insanların genel profiliyle şu andaki arasında ciddi bir fark var. Sadece Çarşı Caddesi geçiş için yoğun bir şekilde kullanılıyor diye çarşının iyiye gittiğini, yoğun bir talep gördüğünü asla düşünemeyiz. Böyle olmadığını gerçek Karşıyakalıların hepsi biliyor. Oradaki esnaf da en başta biliyor. Bunun pek çok nedeni var. Söylenen pek çok şey var. Altyapı problemli. İşte otopark yok. Tuvalet yok. Çok fazla işportacı var. Kaldırım işgalleri var. Temizlik sorunu var. Gürültü sorunu var. Çarşıda bir estetik yok. Ses sorunu var. Bütün bunların hepsi ayrı ayrı dile getiriyor. Pek çok konu var. Kendimiz oturup bununla ilgili bir plan yapabilirdik.
aslında haklarını yememek lazım. Çok ciddi olarak bu konuda kent konseyimiz çalışmış, bir çarşı yönetmeliği de hazırlamışlar. Emeklerine sağlık. Ama benim algıladığım ve arkadaşlarımızla tartıştığımızda vardığımız sonuç şu ki, çarşının çok daha köklü, çok daha etkili bir değişime ve revizyona ihtiyacı var. Kendi dokusunu koruyarak, kendi dokusuna ihanet etmeden bunu sağlamak lazım. Bu ancak bir uzman çalışmasıyla olabilir. Yani uzman derken, yani bir iki uzmandan bahsetmiyorum. Uzmanlar heyeti belki. Anlatabiliyor muyum? Biz bir çarşı esnafıyla bir toplantı gerçekleştirdik. İşte o size demin saydığım şikayetleri tekrar onların ağzından dinledim. Ama bu konu gerçekten çok önemli. Yani öyle bir şey yapmalıyız ki çarşıda sağlayacağımız dönüşüm, değişim artık önümüzdeki 50 sene diyelim, 50 sene bozulmasın ve de insanların bu konudaki şikayetleri bitsin. Bunun şu yolla olacağına kanaat getirdik. Bir proje hazırlanmalı, çarşı projesi. Bu projeyi ulusal düzeyde bir yarışmayla belirleyelim. Bir yarışma açacağız çarşı ile ilgili. Bu yarışmanın şartnamesini hazırlamak içinse 9 Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ile ortak bir çalıştay yapacağız. Bunu çok yakında yapacağız. Bununla ilgili hazırlıklarımızı tamamladık. Protokolü imzaladık. Yakında bu çalıştay yapılacak. O çalıştaydan çıkan şartnameye göre ulusal düzeyde bir yarışma düzenlenecek. O yarışmada hep beraber seçtiğimiz projeyi bundan sonra inşallah bu 5 sene içerisinde adım adım uygulayacağız ve çarşıda o hayal ettiğimiz dönüşümü gerçekleştireceğiz. Sadece çok çok böyle sıkıntı duyulan, şikayet edilen birkaç şey vardı. Onları bekletmeyelim dedik. Onlarla ilgili de işte çoğunuzun bildiği şu Arabacılar Sokağı'nda ya da cami çevresindeki o işgallerle ilgili bir çözüm ürettik. Bu oradaki sorunu şu an için çözdü gibi görünüyor. Değil mi? İnsanlardan aldığım tepkiler hep böyle. Buna benzer diğer sokaklarda da yayaların geçişine engel olan kısımlarda benzer düzenlemeler yapmaya devam edeceğiz. Yani bu arada boş durmayacağız. Temizliğiyle ilgili biraz daha aktif çalışacağız. Zabıta biliyorsunuz şu anda oldukça yoğun bir şekilde çarşıda denetim gerçekleştiriyor. Ancak çok gergin bir tabloya dönüştürmek istemiyoruz. Amacımız çünkü insanlarımıza olabildiğince önce ikna yoluyla yaklaşmak, artık o ikna etme aşamasını geçtikten sonra edemediğimize emin olduktan sonra ceza işlemler yoluyla gerekli düzenlemeyi yapmak. Aşama aşama orada şeyleri değiştirmeye devam edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi, özellikle Genel Başkanımızın çok önem verdiği bir konu var, eğitim. Yerel yönetimleri, yerel yöneticilerimizi eğitim konusunda mutlaka aktif olmaya davet ediyor ve de her fırsatta bunu tekrar tekrar söylüyorlar. Ben de bir öğretmen çocuğuyum. Eğitim dünyasını gözleyerek büyüdüm. O nedenle gerçekten önemli olduğuna ben de yürekten inanıyorum. Geleceğimizi değiştirmek için de çocuklarımızı iyi eğitmek zorunda olduğumuzun çoğunuz gibi ben de bilincindeyim. Bu anlamda bir burs programımız var biliyorsunuz. Bu burs programı aynen devam edecek. Daha da geliştireceğiz. Bu bana çok sık sorulan sorulardan birisi. Bununla ilgili Karşıyaka'nın filizleri projesi ya da çalışması aynı şekilde devam edecek. Daha da geliştireceğiz. 5 tane bize ait anaokulu var. Bunların fiyatlarını düşürdük. Çünkü aslında bedava, ücretsiz anaokulu hizmeti vermeyi hedefleyen bir kurum
Karşıyaka Belediyesi. Şu anda bunu yapamıyoruz mali tablomuz nedeniyle. Ama 750 lira aylık ücreti olan anaokul ücretini 600 liraya düşürdük. Yeni anaokulları kesin olarak yapacağız. En önem verdiğimiz konulardan birisi. Ve bu yeni anaokulları yatırımını öncelikli olarak Mavişehir, Bostanlı, Batakent gibi bölgelerde değil, Anadolu Caddesi'nin üzerindeki mahallelerde yapacağız. Bundan sonraki anaokullarımız oralarda olacak. Kargem'de bu sene 1800 öğrenci vardı. Kapasite artırımına gidiyoruz. Yeni öğretmenler aldık, almaya devam ediyoruz. 8. sınıf ve 12. sınıf. Yani ortaokul son ve lise son öğrencilerine daha fazla ağırlık veren bir kurum olacak. Bu sene bir tane LGS'de Türkiye birincisi çıkardı öğrencilerimiz. Ve bir farklı uygulama yaptık. Yazın Kargem'in tatilde olduğu dönemde öğretmenlerimiz boşta kalıyorlardı. Onlara mahalle kursları düzenledik. Mahallelerde ders verdiler. Şu anda vermeye devam ediyorlar. Mahallelerde isteyen öğrencilere işte Türkçe, fen, matematik gibi branşlarda özel ders veriyorlar mahalle merkezlerimizde. Ayrıca okuma yazma bilmeyen, okuma yazma kursu talep eden kadınlara da, özellikle kadınlara okuma yazma kursları veriyor öğretmenlerimiz. Bu da daha önceden yapılmayan bir uygulamaydı. Bu sene yaptık. Karşıyaka Çocuk Belediyesi diye bir şey artık var. Sadece başkanlık seçimi ve komisyon seçimi kaldı. Geçen hafta 120 tane çocuk ve onların aileleriyle bir genel bilgilendirme toplantısı yaptık. Şu anda web sayfaları yapılıyor. Yakında başkan seçimi yapılacak. Onda da iki aşamalı bir seçim olacak. Önce isteyen herkes aday olacak ve seçime girecek. Onların içerisinden en fazla oy alan 3 tane çocuğu ikinci aşamada tekrar seçeceğiz. Onların arasından çocuk belediyesi başkanını kendileri seçecekler. 10-14 yaş arası 120 çocuğumuz burada. Ama duyuldukça yeni talepler var. Gerçekten çok ilgi gördüğünü söyleyebilirim. Umuyorum çocuklarımız hepimize örnek olacak, Türkiye'ye örnek olacak bir çocuk belediyesi faaliyeti gösterecekler. İzmir'de Seferihisar'da Tunç Bey'in olduğu dönemde ilk defa kurulmuş bir yapı çocuk belediyesi. Oradan sonra ikinci kuran biz olduk. Tunç Bey de bütün belediyelere geçen toplantıda bunu örnek olarak gösterdi. Lütfen hepiniz yapın dedi. Bu konuda da öncü bir kent oldu Karşıyaka. Sosyal yardımlarımıza devam ettik. Nakdi, aynı yardımlar. 9 mahallede 20 bin kişiye iftar yemeği verdik. Engellerimizin sorunlarıyla ilgili geçmiş dönemde yapılan bütün çalışmalara devam ediyoruz. Bunun yanında bir engelli masası kurduk. Engelli masasının yönergesini hazırladık. Şu anda o birim oluşturuluyor. Zihinsel engelli çocukların vakfı olan Ziçev'e bir servis tahsis ettik. Bu devam ediyor. İşitme engelliler için bir tercüman belediyenin bünyesinde istihdam ettik. Artık işitme engelli bireyler belediyeden hizmet alırken bu tercümandan faydalanabiliyor. Aynı zamanda işaret dili kursu açacağız çok yakında. İşitme engellilerin bundan çok mutlu olduğunu gözlemliyorum. Bazı şeyleri sosyal hizmet anlayışı çerçevesinde değerlendirdik. Şimdi kent aşı biliyorsunuz pek çok kafesi, restoranı, marketi olan bize ait bir şirket. Maalesef bu borç sıkıntısını o kurumda yaşıyor. Meclis kararlarıyla bu biraz konuşuldu
çok fazla hani üzerine tartışmak istemedik ama yeni bir yönetimle, yeni bir yönetim anlayışıyla orada gerçekten şu geçen 3 ayda çok ciddi düzelme sağlandı. Bundan herkes emin olabilir. Kent AŞ'nin 2 tane amacı var. Birisi sosyal anlamda bir ihtiyacı gidermeye yönelik işletmeler açmak, halka bu şekilde belediye hizmetlerine ulaştırmak. Diğer amacı da mümkünse kâr eden işletmeler işletmek ve bu şekilde belediye gelir kaynağı elde etmek. Latife Hanım çay bahçesi gibi bazı yerler halkın işte çay fiyatlarının, kahve fiyatlarının yüksek olduğundan şikayet ettiği yerlerdi. Burada çay fiyatını düşürdük. Bunu hani söylemek çok mu önemli diyebilirsiniz? Şu açıdan önemli, yani anlayışımızı anlatmaya çalışıyorum ben size. Zaten zarar ediyordu Latife Hanım çay bahçesi. Zarardaydı yani sürekli. Zararda olan bir kurumun fiyatlarını daha da düşürdük. Ne yaptık? Daha fazla zarar edecek duruma getirdik, değil mi? Öyle olmadı ama. Daha az zarar ediyor şu anda. Yani insanlarımız daha fazla gidiyorlar, daha mutlular ve de buna karşılık zararı daha da düştü. Yani eğer herhangi bir karşıyakalının sosyal ihtiyacını karşılayan bir kurumsa o, belediye orada zarar edebilir. Yani belediye bütün kurumlarını kâr edecek diye bir şart yok. Ama kâr etmesi zorunlu olan yerler var. Oralarda kâr etmiyorsa onun nedenlerini sorgulamak ve çözüm üretmek tabii ki bizim görevimiz. Onu yapıyoruz zaten. Bizim düğün salonlarımız var biliyorsunuz. Bunlardan birisi Cumhuriyet Mahallesi'deki düğün salonu. Oradaki halkın genel sosyoekonomik düzeyine oranla oradaki düğün salonu ücreti yüksekti. Onu da çok ciddi oranda, yani %40 civarında indirdik. Şu anda çok daha uygun fiyatta düğün salonu kiralanıyor orada. Ve boş duruyordu düğün salonu. Şu anda çok daha fazla insan kullanıyor orayı. Bunlar sadece biraz anlayış değişikliğiyle çözebildiğiniz sorunlar. Yeni organizasyonlar planladı arkadaşlarımız ki bunlar da biliyorsunuz sen ta incir altına falan gidiyor herkes o kır düğünleri için, organizasyonlar için. Halbuki bizim burada kendi alanlarımız var. Onları kullandırmaya başladık. Duyurusu maalesef gecikmeli yapıldığı için, yani maalesef derken bu tür şeylerin, organizasyonların rezervasyonları da 6 ay, 1 yıl önceden yapılıyor biliyorsunuz. O nedenle bu sezon yoğunluk olmadı ama önümüzdeki sezon pek çok karşıyakalı düğününü Kent AŞ'nin tesislerinde yapacak. Bu da bizim için yeni ve başarılı gördüğümüz bir uygulama oldu. Spor bizim için çok önemli. Bizim bir Karşıyaka Belediye Spor Derneğimiz var. Buranın yönetimi tamamen yenilendi. Anlayışı değiştirdik. Biz temelde şöyle bakıyoruz olaya. Profesyonel anlamda Karşıyaka'yı temsil eden kurum Karşıyaka Spor Kulübü'dür. Karşıyaka Spor Kulübü'nü görmezden gelen hiçbir spor kulübü yönetimi anlayışını kabul etmiyoruz bunu. Sadece belediye spor için söylemiyorum. Buradaki amatör spor kulüplerindeki insanlarımızla da onların temsilcileriyle de bunu konuştuk. Çok açık olarak söyledim. Karşıyaka Spor Kulübü ile hepimiz entegre olmalıyız. Karşıyaka Spor Kulübü 1912 yılından bugüne Karşıyaka'yı temsil eden en önemli kurum bence. Yani marka anlamında Karşıyaka'da daha üstte bir marka ben bilmiyorum. Ve maalesef sıkıntılı günler de yaşıyor. Belediyeye bu konuda önemli görevler düştüğünü başından beri söylüyorum, bunu savunuyorum.
gereğini yerine getirmek için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Kulüp yönetimiyle devamlı bir iletişim içerisindeyiz. Onların bize ilettiği her türlü ihtiyaç için, sorun için gücümüzün yettiğince, elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Özellikle altyapı çalışmalarına destek vermeyi çok önemsiyoruz. Karşıyaka Kulübü'nün altyapısı güçlü olduğu zaman Karşıyakalı çocuklar, o çocukların aileleri tabii ki buradan çok mutlu olacak, kazançlı çıkacak. Ama aynı zamanda bu çocukların bizlere yaşattığı başarılar, şampiyonluklar, madalyalar hepimizin göğsünü kabartacak. Elimizde bu kadar köklü ve güçlü bir kurum var, Karşıyaka Spor Kulübü. Eğer bu planlamayı beraber yaparsak, altyapıya gereken önemi verirsek, o zaman benim hayalim mümkün olan en kısa zamanda, mümkünse benim görev süre bitmeden önce Karşıyaka Spor Kulübü'nün futbol takımını Süper Lig'de görmek ve belki basket takımımızın bir Avrupa şampiyonluğunu yaşamak, bu tür hayallere, bu tür hedeflere ulaşmak mümkün olacak. Yani bunları imkansız diye görmüyoruz. Bu anlamda işbirliğimiz devam ediyor. Basketbol turnuvası düzenledik. Geçen yine 100 gün içerisinde bir tane Masterlar futbol turnuvası düzenledik. Bunları yine Karşıyaka Spor Kulübü ile beraber yaptık. Bu 3x3 çok çok beğenildi. Bir tane yeni bir organizasyonu Ekim ayında zannediyorum tekrar yapacağız. Ve de tüm Türkiye'nin dikkatini çeken bir organizasyon oldu. İzleyen, gelen, katılan herkesin çok keyif aldığını, çok başarılı olduğunu gözlemledik. Benzer şekilde bir Masterlar futbol turnuvası düzenlendi. Biraz daha sessiz, sedasız gerçekleşti ama o da çok keyifli bir organizasyon oldu. Yaz okullarımız devam ediyor. Bu süre içerisinde şimdi buraya geçmeden önce şu stat meselesiyle ilgili de bir şeyler söylemem lazım. Adaylık süreci içerisinde bana en çok iletilen konulardan birisi buydu biliyorsunuz. Karşıyaka Stadı ne olacak diye. Karşıyaka Stadı yapılacak. Öyle ya da böyle yapılacak. Çünkü ihtiyaç var. Eski projeyle ilgili, mevcut projeyle ilgili, şurada Yalı'daki yerle ilgili yaşanan geçmiş bir kere benim başından sonuna böyle neredeyse gün gün incelediğim her şeyin ne olduğunu artık çok net bildiğim bir süreç. Bu süreç içerisinde Karşıyaka Belediyesi'nin hukuki bir müdahalesinin olmadığını tekrar tekrar söylüyorum bakın. Yani sözlü olarak ifadeyle bir şeyler söylenmiş olabilir, üslupta hata olabilir. Fakat hukuki olarak bir müdahalesi yok Karşıyaka Belediyesi'nin. Çevredeki oturan sakinlerin açmış olduğu bir dava var ve o davaya Büyükşehir Belediyesi'nin dahli var, geçmişte. Şu anda Büyükşehir Belediyesi'nin de hukuki bir müdahalesi yok. Eski yapılan proje hatalı bir proje olduğu için durmuş. Yani projeyi bir şekilde hatalı yapmış ilgili arkadaşlarımız, mimarlar. Bu alan biliyorsunuz Gençlik ve Spor Bakanlığı'na devredilmiş, stat yapılmak üzere. Daha önceden Karşıyaka Spor Kulübü ve Karşıyaka Belediyesi'ne ait orada parseller varmış. Bunlar devredilmiş, stat yapma şartıyla. Bu projeyi yapması gereken kurum Gençlik Spor Bakanlığı bu işin ihalesini TOKİ'ye bırakmış. TOKİ ihaleye çıkıp bu projenin inşaatını bir müteahhit firmaya verecek. Ondan sonra yapılacak. Konu bu.
Bizden istenen, Karşıyaka Belediyesi'nden şu ana kadar istenen tek şey, stadın bir otopark alanı ile ilgili, bitişiğindeki bir otopark alanı ile ilgili, bir yeraltı otoparkı yapılması ile ilgili encümen kararı. Bu encümen kararını biz yanılmıyorsam bir hafta içerisinde aldık, onayladık ve gönderdik. Şu anda bizde bekleyen hiçbir şey yok. Artık Karşıyaka stadının yapılması için gereken tek şey bu stad ihalesinin yapılması ve de dolayısıyla sonra inşaatın başlaması. Bu ihalenin 2019 yılı içerisinde TOKİ tarafınca yapılacağı bize söylendi. Dün okuduğum bir açıklamada bu 2020'ye dönmüş. Yani orada bir gecikme olduğunu düşünüyorum. Ama bunu takip ediyoruz. Bunu kulüple birlikte takip ediyoruz. Bir toplantı yaptık. Başka toplantılar da yapacağız. Ve belki kulüp başkanıyla, kulüp yönetimiyle beraber ziyaretler yapacağız. Stadın bir an önce başlaması için elimizden gelen her şeyi yapacağız, yapıyoruz. Bunun ötesinde yeni bir şey söyledim ben. Söylüyorum da yani, ısrarla söylüyorum. Diyorum ki, eğer Gençlik Spor Bakanlığı buraya stat yapmayacaksa, lütfen o araziyi bize geri versin. O araziyi bize geri verirse, bundan sonrasını biz düşüneceğiz. Ama biz yapacağız diyorlar, o zaman da lütfen bir an önce bunun ihalesini yapın diyorum. Ama bunun dışında ara bir çözüm yok. Yani arada madem siz bu işe dahil olmak istiyorsunuz, hadi buyurun beraber yapalım diye bir şey yok. Ya siz yapacaksınız, yıllardır bu projeyi biz yapacağız diye konuşuyorsunuz. O zaman buyurun yapın. Bizden istediğiniz bir şey varsa yapalım. Yapmıyorsanız yapmıyoruz deyin. Bize araziyi geri verin. Karşıyaka'ya bunu geri verin. O zaman biz gereğini yapacağız. Onu söyleyeyim. Şimdi Karşıyaka pek çok kültür ve sanat faaliyetine ev sahipliği yapmaya alışkın bir kent. Bu geçen 100 gün içerisinde de pek çok faaliyet yaptık. Bunların içerisinde benim en önemli gördüğüm 24 Haziran'da yapılan Ay Yıldız Var Göğsümüzde etkinliği. Bu etkinlikte 1912 Derneği çok aktif olarak rol aldı. Faaliyetlerin hepsinde bizimle birlikte çalıştı. Onlara çok teşekkür ediyorum. Cem Bey, Cem Karagözlü biraz önce buradaydık, dernek başkanı. Bundan sonraki senelerde, yani bu kısa bir zamanda hazırlanabildiğimiz kadar bir faaliyet oldu. Bundan sonraki senelerde her sene biraz daha görkemli bir festivale dönüşecek. 24 Haziran biliyorsunuz Atatürk'ün 1926 yılı Karşıyaka'yı ziyaret edip, kulübü ziyaret edip, kulübün armasında Ay Yıldız'ı taşımayı, taşıma hakkını kulübe verdiği tarih. Daha doğrusu kendi bunu emrediyor. Bizim için onur duyduğumuz bir gün. O günü ben belediye başkanı olduğum süre içerisinde hep coşkuyla kutlayacağız. Ve umuyorum çok daha fazla Karşıyakalı bizim coşkumuza katılacak zaman içerisinde. Bizim bir senfoni orkestramız var biliyorsunuz, KODA. Türkiye'de senfoni orkestrası olan tek ilçe belediyesiyiz. Gerçekten çok başarılı sanatçılarımız var. Fakat bu sanatçılarımızın performanslarının maalesef çoğunun farkında olamıyoruz. Çünkü çalışmaları sadece ayda bir kez Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'nde bir konserle sınırlanmış. Onun dışında İzmir dışında davet edildiği yerlere gidip orada konser veriyorlar. Bu büyük bir israf diye düşünüyorum. Düşündüğümü kendime ifade ettim. Onları halkın içinde, sokakta konser vermeye davet ettim. Kabul ettiler, sağ olsunlar.
ve onların performanslarını bazen trio, bazen kuartet şeklinde artık Karşıyaka'nın değişik mekanlarında, belediye mekanlarında izliyorsunuz, izliyor insanlarımız. Bu yeni bir anlayıştır. Sanatı sadece kapalı salonlarda değil, sokakta ya da mahallelerde, halkın içerisinde icra etme yönünde bir yeni anlayıştır. Bunun İzmir'de pek çok başka belediyeye ilham verdiğini, örnek olduğunu bugünlerde duyduğum aktiviteleriyle anlıyorum. Ama bunu biz burada başlattık. Bu geçen 100 gün içerisinde ve de pek çok güzel örneğini sergiledik, sergilemeye devam ediyoruz. Festivallerimiz oldu biliyorsunuz. Halk Oyunları Festivali, Çiçek Festivali, Koro Şefleri konseri, Pati Festivali. Karşıyaka'daki yapmamız gereken en önemli şeyin temizlik olduğunu düşünüyorum. İkinci yapmamız gereken en önemli şeyin park bahçe düzenlemelerimiz olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda geçen 100 gün içerisinde Şemikler ve Letfani mahallelerinde iki yeni park yaptık. Kent içindeki 20 tane parkta yenileme, tamirat, bakım çalışması yaptık. 600 dekar alanda da ot temizliği gerçekleştirdi arkadaşlarımız. Yine Zabıta Müdürlüğümüz pek çok denetim yaptı, ruhsatsız iş yeri tespit etti, işgaliyle ilgili sorunlar tespit etti. Bu seyyar, satıcılar, dilenciler, işte çevreyi kirletenlerle ilgili pek çok tutanak tuttu, yaptırım düzenledi. Ama yine farklı olduğunu, İzmir'de ilk olduğunu söyleyeceğim bir şey daha yaptık zabıtalarla ilgili. Gönüllü zabıta ya da fahri zabıta uygulaması için hazırlığımızı yaptık. Daha henüz uygulanmaya başlanmadı ama yönergesini hazırladık, meclisten geçirdik. Yakında duyurusu yapılacak ve başvurular alınacak. Arkasından bir eğitimden geçecek fahri zabıtalar. Ve sonra Karşıyaka'da tamamen yepyeni bir uygulama başlayacak fahri zabıta. Bunlar fahri trafik polisleri vardı biliyorsunuz, onlar gibi olacak. Ama Karşıyaka halkı çok duyarlı, insanlarımız çok duyarlı, bu konuda görev almaya çok hazır. O yüzden bu uygulamanın çok başarıyla yürüyeceğine eminim. Yapacakları şey, işte bu çevreyi kirleten ya da kentle ilgili zabıta anlamında hata yapan, suç işleyenlerle sakladıklarında bunların fotoğraflarını çekecekler, tutanak tutacaklar. Sonra bizim zabıta birimize bildirecekler. Sonra bu insanlarla ilgili gerekli ceza işlemi biz yapacağız. Böyle bir uygulama. Bu da yine geçen Büyükşehir'de toplantıda anlattım. Bence bütün İzmir'de olması gereken bir uygulama. Ama İzmir'de ilk defa biz uygulayacağız. Türkiye'de de ilk biziz galiba. Evet. Şimdi son olarak da birkaç tane şu anda üzerinde çalıştığımız, yakında inşaatlarını görmeye başlayacağınız projemizden bahsetmek istiyorum. Bir tane Mutfak Sanatları Akademisi kuruyoruz. Yeri Gondol Kafe'nin olduğu yer. Gondol Kafe'nin bir kısmı Mutfak Sanatları Akademisi olacak. Burada Ege Mutfağı'nı çalışacağız. Ege Mutfağı'nı bilenlerden öğreneceğiz, bilmeyenlere de öğreteceğiz. Bu konuda Yaşar Üniversitesi ile bir anlaşma yaptık, protokol imzaladık onların gastronomi bölümüyle. Rektörümüz Cemali Bey sağ olsun çok bu konuda destek oldu. Pek çok Karşıyaka'nın özellikle gastronomiye ilgi duyan insanlarımızın yoğun ilgisini çekecek, başarılı aktivitelerin gerçekleştirileceği bir yer olacağını şimdiden söyleyebilirim.
Aynı zamanda bir gastronomi festivaline de ev sahipliği yapacak Karşıyaka Mutfak Akademisi. Belediyemizde işlerin daha hızlı yürümesini istiyoruz. Onun için girişte bir düzenleme yapılıyor, yani yapılmak üzere. Projesini tamamladık, ihaleye çıkıyoruz artık. Bir hızlı çözüm alanı oluşturuyoruz. Bundan sonra belediyede işler daha hızlı yürüyecek. İçeri girdiğiniz zaman sol tarafta kalan alanda ayrı yepyeni bir bölüm oluşacak. Orada arkadaşlarımız sizi daha yukarı katlara çıkmadan pek çok konuyu orada çözecekler. Aynı zamanda çok yaşlı, engelli, sıkıntılı insanlarımızı da orada dinlendirirken yine onların işlerini de arkadaşlarımız takip edecek. Bu da belediyede zannediyorum insanların memnun olduğu yeni bir uygulama olacak. Projesini hazırladık, her şeyini. Bir iki ay içerisinde bu birimi orada aktif görecek herkes. Zero Carbon Point projesi var. Bu da İzmir'de ilk ve tek projedir. Turan Bey'in ve Dış İlişkiler Müdürlüğümüzün büyük katkısı var bunun gerçekleşmesiyle ilgili. Sıfır karbon atılımı olan yenilenebilir enerji üretimiyle ilgili önemli bir eğitim merkezi, bir bilim merkezi olacak burası. Karşıyaka'da bilim müzesi içerisinde kurulacak. Biz bu projenin ev sahibiyiz ve de en önemli paydaşıyız. Çok önemli gördüğüm bir proje var biliyorsunuz. Karşıyaka Kent Kütüphanesi'ni kurmak. Çağdaş, akıllı, büyük, böyle özgün mimarisi olan bir kütüphane hayalim var. İnşallah bunu belediye başkanlığı süre bitmeden önce yapacağım. Yalnız bu konuda konuştuktan sonra kitap bağışında bulunmak isteyen pek çok Karşıyakalı çıktı. Biz kitaplarımızı bağışlamak istiyoruz bu kütüphaneye diye. O nedenle geçici bir kütüphane yeri bulmaya ve orada bir kütüphane kurmaya karar verdik. Şu anda oranın da tadilatı yapılıyor. Çarşı Kültür Merkezi'nin içerisinde bir sergi alanı vardı ikinci katta. Orayı kütüphaneye çeviriyoruz. Ve kitap bağışçılarının kitaplarını orada raflarda tutacağız. Yine orada kitap okumak isteyen, ders çalışmak isteyen insanlarımıza orası açık olacak. Girişinde çay kahve ikramıyla, internetiyle o şartlar içerisinde verebileceğimiz bir de kitap kulübü bölümü var oranın. O da şey, yeni bir uygulama. Yani Karşıyaka Belediyesi'nin bir kitap kulübü uygulaması olacak aynı zamanda. Bu söylediklerim çok yakın. Yani önümüzdeki bir iki ay içerisinde göreceğiniz şeyler. Bürokrat arkadaşımızla birlikte Eskişehir'i ziyaret ettik. Eskişehir'de Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Yılmaz Büyükerşen, aynı zamanda Odunpazarı ve Tepebaşı Belediye Başkanlarını ve belediye hizmetlerini yani kendilerini ziyaret edip yerinde gözlemleme şansımız oldu. Gerçekten çok başarılı işler yapmış belediyeler. Her birisi birbirinden özel ve güzel şeyler. Örnek aldığımız, ilham aldığımız pek çok konu oldu. Bunun yanında aramızda bir dostluk köprüsü oluşturduk. Yakında mesela Tepebaşı Belediyesi'nin Çocuk Senfoni Orkestrası gelip Karşıyaka'ya konser verecek. Çocuk Belediyesi'nin muhtemelen ilk faaliyetlerinden birisi olacak bu. Onun dışında bir Kurtuluş Savaşı Tarihi Müzesi kurmaya karar verdik. Bunu Latife Hanım ana evi içerisinde yapalım diye düşündük. Bu konuda çalışıyoruz. Şebnem Hanım, Kültür Müdürümüz dün döndü oradan. Oradan bir heyet, yine bizim orada oluşturacağımız bir danışma kuruluyla beraber işbirliği içerisinde öncelikle Latife Hanım ana evi içerisinde
bir değişimle, dönüşümle bunu bir oranda sağlayacak. Ama zannediyorum Karşıyaka'nın ve İzmir'in Kurtuluş Savaşı'ndaki rolü çok daha büyük bir müze alanını hak ediyor. O nedenle bunu yine geçici bir çözüm gibi görebilirsiniz. Şeyde bir kent tarihi müzesi binası yaptığımız zaman Karşıyaka içerisinde oraya taşıyacağımız şeyler olacak bunlar. Yine Tepebaşı Belediyesi'nin çocuklar için bir ağız ve diş sağlığı merkezinin varlığını öğrendik. Ahmet Bey, Tepebaşı Belediye Başkanı, bir diş hekimi aynı zamanda. Onun şiddetli tavsiyesiyle burada yine öncelikli mahallelerimiz şey olacak, Anadolu Caddesi'nin üzerindeki mahallelerimiz olacak şekilde ya Örnekköy'de ya Zübeyde Hanım'da belki Cumhuriyet'te bir çocuklar için ağız ve diş sağlığı merkezi açacağız. Yani böyle bir poliklinik ya da tıp merkezi arasında bir birim açacağız. Burada ücretsiz olarak eğitim vereceğiz. Bu da Eskişehir ziyaretinden sonra karar verdiğimiz bir kooperatif destekleme merkezi diye bir merkezimiz var. Kuruluşu daha önceden planlanmış. Bu aktif hale geldi. Şu anda 5 tane kooperatif bu merkezden faydalanıyor. Bunlara yenileri ilave olacak. Bunlardan birisi Sancaklı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi. Sancaklı Köyü ve Yamanlar Köyü bizim iki tane köyümüz. Buradaki köylülerimiz iş sıkıntısı, gelir sıkıntısı yaşıyorlar. Köyün altyapı, köylerin altyapı problemleri de var. Halbuki merkeze çok yakın köyler. Karşıyaka halkı eğer orayı ziyaret etmek için sebep bulursa hem köy kalkınacak hem de bizim için hafta sonu ya da tatillerde faydalanacağımız mekanlar olacak. Bu çerçevede orada bal üretimini teşvik ediyoruz, edeceğiz arıcılığı. Yine yeni tarımsal kalkınma açılımları yapmayı planlıyoruz. Bunlardan birisi işte şu Yamanlar domatesi konusu biliyorsunuz. Yamanlar domatesi pek çoğumuzun bilmediği, bilenlerin de bulamadığı bir domates. İnce kabuklu, çok lezzetli, özel bir domates. Yamanlar'da yetişiyor ama tohumu bulunamıyor şu anda. Tohum çalışması yapıyoruz arkadaşlarımızla birlikte. Burada Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin akademik desteği olacak. Yine 1912'deki arkadaşlarımızın bu yönde katkıları çok. Kardiyolog Doktor Ahmet Altıntı gönüllü olarak yardımcı oluyor. Bu sene tohum üretme çalışması yapıyoruz. Önümüzdeki sene Yamanlar ve Sancaklı köylerinde mümkün olduğunca çok sayıda Yamanlar domatesi ürettireceğiz. Bunları belediye satın alacak, sonra kendi marketlerinde satarak halka ulaştıracak. Fikri Altay Mahallesi ve Latif Hanım Mahallesi'nde yeni kafeterya açıyoruz. Bunlar sosyal amaçlı hizmetler. Şu anda bunların inşaatları devam ediyor. Önümüzdeki günlerde, önümüzdeki dönemde Karşıyaka'da yapmayı istediğim en temel işler bunlar. Yüzme havuzu, yüzme havuzları aslında. İki tane yüzme havuzu, bir engelliler için ayrıca bir yüzme havuzu. Bir buz pateni pisti. Bir kent tarihi müzesi. En az bir tematik park. Ve kütüphane demiştim. Bunlar yapılacak. Yeni bir web sayfası yaptırıyoruz. Yani bir firmaya verdik, çalışıyorlar. Ve bir telefon uygulaması, aplikasyon yapılıyor. Buralardan çok daha kolay kullanacak insanlar belediyenin şeyini, web sayfasını ve aplikasyonunu. Taleplerini, isteklerini, şikayetlerini hemen iletebilecekler. İnternet üzerinden
yapabilecekleri bütün işlemleri mümkün olan en hızlı şekliyle yapacaklar. Yani yeni bir web sayfamız ve yeni bir uygulamamız yapılmak üzere. 5 tane sivil toplum kuruluşuyla, yani 5 ayrı toplantı yaptık sivil toplum kuruluşlarıyla 5 ayrı başlık altında. Bir marka kent Karşıyaka çalıştığı yaptık. Demin anlattığım gibi Karşıyaka Spor Kulübü'yle stat üzerine toplantı yaptık İzbak'la beraber. Bir hafta sonu meclis üyelerimizle birlikte İstanbul seçimlerine gittik. Katıkta bulunmaya çalıştık. Karşıyaka'nın orada ne kadar sevildiğini gördük. Konuşmanın tekrar başına dönmek istiyorum. Yani artık mali disipline olan, idari anlamda çok daha ahenk içerisinde çalışan bir belediyemizin olmasını çok önemsiyorum. Bu yaptığımız her şeyi çok daha hızlı yapmamızı sağlayacak ve her geçen gün biraz daha hızlı çalıştığımızı ben gözlemliyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde belki bir yılı tamamladığımız zaman tekrar bir bilgilendirme toplantısında şu anda başladık çalışıyoruz dediğimiz konularında nihayetine ermiş halini sizlere anlatma şansına kavuşacağım. Çiğli Belediyesi'nin ilk 100 günlük programında Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'nün Mavişehir'i Çiğli'ye kazandırmak için yasal süreci başlatıyoruz. Umarım da olumlu sonuç alacağız diye bir açıklaması oldu. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Mavişehir'i mi Çiğli'ye kazandırıyorlar? Peki. Valla biz de istasyon altını Karşıyaka'ya kazandıracağız diye düşünüyorum. Şimdi şöyle, bu enteresan bir konu. Ben Utku Bey'in bunu gündeme getirdiğini bilmiyordum. Ama madem konu gündeme getirdi, artık gazete manşetlerine çıkacağız, anlaşıldı. Şimdi... Efendim? Ama şu anda artık off-the-record gibi durmuyor vallahi. Şimdi 2011 yılında, daha doğrusu eskilere gidin, ta 1995 yılından beri, yani Çiğli Karşıyaka'dan ayrıldığından, ayrı bir ilçe olduğundan beri olan bir anlaşmazlık var. Mahalle sınırları ile ilgili. Mahalle sınırları nerede başlıyor, nerede bitiyor, bu konuda bir fikir ayrılığı yaşanmış Çiğli Belediyesi ile Karşıyaka Belediyesi arasında. Bununla ilgili birkaç tane mahkeme süreci yaşanmış. Bunların hepsinde Utku Bey zannediyorum gayet iyi biliyordur bu konuyu, kaybetmişler kendileri. Yani çok istemişler ama Mavişehir zaten söz konusu değil. Orada bir yanlış anlama olmasın. Bizim Yalı Mahallesi'nin bir kısmı, şu anda şu Carrefour'un falan olduğu alan dahil olmak üzere, Çiğli'nin aslında bir parçası olduğu iddiası üzerine devam eden bir hukuki süreç. Ama demin söylediğim ve sizin güldüğünüz şey var ya, aslında biz de diyoruz ki istasyon altı gerçekte Karşıyaka diyoruz. Bunu da ispat edebilecek durumdayız. Yani şey yaparken Dilmiyet'e pirince giderim derken evdeki bulgurdan olma ihtimalleri var. Arkadaşlarımız çok bilinçli bu konuda. Çok iyi takip ediyoruz bu konuyu. 2011 yılında en son açılmış bir dava ile ilgili bir süreç var. Ama yani bu şimdi şöyle söyleyeyim ben size. Herkes hani kendi bakış açısıyla, vicdanıyla, aklıyla değerlendirdiğinde şunu söyleyebilir değil mi? Yani aradan geçen otoyol Çiğli'yi ve Karşıyaka'yı ayırıyor aslında. Yani normalde artık şu günkü şartlarda şey bu, sınır bu olması lazım. Buna rağmen işte o Koçtaş'ın olduğu, oradaki birkaç sitenin olduğu bölge maalesef Çiğli'ye bağlı görünüyor. Biz de bunu yanlış buluyoruz. Yani o bölgedeki halkın tercihini de
sorsalar, zannediyorum Utku Bey'i hayal kırıklığına uğratan bir sonuç çıkar. Çiğli'ye bağlı olacak, olmak isteyeceklerini zannetmiyorum. Biz ama hakkımızı, hukukumuzu koruyabilecek birikime sahip bir kurumuz. Eğer bu konuyu konuşup anlaşabilme zemini bulursak çok mutlu oluruz. Olmazsa hukuk bir zeminde biz yine gerekeni yaparız. Arada bir şey var. Efendim? Arada altı şey var. Olabilir, olabilir. Yani o bölgenin halkı mutlu olur eminim Karşıyaka'ya bağlamakta. Şimdi Utku Bey, Karşıyaka ile ilgili bir şeyi var herhalde, anlayamadığım bir tavrı var. Seçim kampanyasında da sahnede dedi ki, biz dedi Karşıyaka'dan daha çok oy alacağız dedi burada. Bak ben gıkımı çıkarmadım, kimseye bir şey demedim ama rakamlara tekrar baksın herkes. Orada üstelik İyi Parti ile beraber girdiler onlar seçime. Biz burada İyi Parti'nin dışında tek başımıza girdik, onu da hatırlatırım.